Şimdi bir iki şeyi düzeltmemiz lazım. Üç belge var ortada. İki MASAK raporu var. Mali analiz raporu dediğimiz, yani soruşturulacak kişilerin mal varlığı değerlerini, parasal ilişkilerini ortaya koyan rapor. İkinci belge aklama raporu. Yani bu işte konuştuğumuz 900 küsür sayfalık rapor ve iddianame. Üç belge var. Şimdi ilk iki mali analiz raporundaki aklama incelemesi raporu değildir. Karıştırmayalım. Orada savcılık der ki masaya, siz bu soruşturulacak kişilerin veya grubun veya şirketin tüm mal varlığını, parasal hareketlerini ortaya koyun der. MASAK uzmanları, uzman ve yardımcıları bu konuyu inceliyor ilk iki mali analiz raporunda. Çeşitli işte paravan şirketler tarafından kesilen sahte faturalar, buradan elde edilmiş gibi gösterilen gelirler, bunların nakit olarak çekilip bavullar içerisinde Engin Polat'a ve yakınlarına teslim edilmesi, oradan Milla Gayrimenkul diye Engin Polat'ın sahibi olduğu şirkete aktarılması, orada da MASAK uzmanları tarafından iddia edildiği gibi gayrimenkul veya lüks araba alımı şeklinde paraların aklandığı iddia ediliyor. Ama bu bir iddia. Bakın, bu bir aklama incelemesi ve kesin bir rapor değil. İlk iki raporda bu şekilde yasa dışı faaliyetler, yasa dışı elde edildiğinden şüphelenilen gelirlerin aklandığı iddia ediliyor. Ama deniliyor ki bu konuların aklama incelemesi kapsamında da incelenmesi lazım diyor. Çünkü aklama incelemesinin veya aklama işleminin var olup olmadığını ortaya çıkarabilmek için TCK 282'ye göre bir suç var mıdır yok mudur onun ortaya çıkabilmesi için aklama yönetmeliğine göre aklama incelemesinin yapılması lazım. Dolayısıyla aklama incelemesini yapıyor Vergi Denetim Kurulu, ki aklama incelemesi yapmaya yetkili olan denetim birimlerinden bir tanesidir. 7 denetim biriminden bir tanesidir. Orada da yaptığı bütün incelemelerde olayın tamamen vergi usul kanuna muhalefet olduğunu söylüyor. Ama diyor, bakın orada iki şeyi karıştırmayalım. Ama diyor, ben siber ve kriminal incelemeleri yapmadım diyor. Siber ve kriminal incelemeleri yapmadığım için de o konuda bir şey söyleyemiyorum. Bu konuda yapılacak araştırma neticesinde sonuç değişebilir diyor. Zaten işin püf noktası da burası. Savcılık da yaptığı iddianamede işte Emrullah Bey'in dediği gibi Derkan Başar, Veysel Şahin, bu yasa dışı bahis patronları ve onların uhdesinde, ekibinde çalışan bir takım kişilerin ifadesine başvuruyor. İşte itirafçı oluyorlar. O kişiler de Engin Polat'ın, işte Jasmine Beck denilen bir yasa dışı bahis platformunun başına geçtiği ve yasa dışı bahis paralarını atladığını söylüyor. Şimdi savcılık iddianamesi de, bakın, aklama incelemesinde bir adım öteye gidilmedi, gidilemedi. Gidilip bir noktaya kadar delillendirebilirlerdi. Yani bu konuyu biraz açıklığa kavuşturabilirdi Vergi Denetim Kurulu raporu. Fakat asıl incelemeyi yapacak olan savcılıktır. Savcılık tüm bu ifadeleri almış. Bu ifadelerde şu ortaya çıkıyor. Deniyor ki burada yasa dışı bahis paraları aklandı. Nasıl aklandı? Mail order sistemiyle aklandı. Yani yasa dışı bahis platformuna giren kişiler, ki mail order açık olması lazım kredi kartlarının, kredi kartlarıyla jeton alıyorlar. Ne kadar? İşte diyelim ki 5000 liralık jeton alıyorlar. Kredi kartından mail order sistemiyle 5000 lirayı geçiriyorlar. Kişi yasa dışı bahis platformunda kumar oynayacağı veya bahis oynayacağını düşünerek jeton aldığını düşünüyor. Ama perde arkasında ikinci bir program çalışıyor. 5000 lira Dilan Polat, daha doğrusu güzellik merkezleriyle anlaşılan güzellik merkezleri ürünlerinden ve hizmetlerinden satın alınmış gibi sepete ürün ve hizmet atılıyor. Şimdi asıl olayın püf noktası burası. Yani kişi 5000 liralık jeton alıyor. O jeton aldığını düşünerek jeton karşılığında kumarı veya bahsi oynuyor. Ama ikinci bir program çalışıyor. Sanki güzellik merkezi 5000 liralık bir ürün satmış veya hizmet satmış gibi sepete bu ürün ve hizmet atılıyor. Şimdi burada savcılığın yapması gereken, Emrullah Bey'in dediğine katılıyorum, savcılığın yapması gereken şey şuydu. Şimdi yasa dışı bahis parasını veya yasa dışı faaliyetlerden elde edilen bir paranın aklanabilmesi için sisteme girmesi lazım. Burada sisteme nasıl girecek para? İşte olmamış bir ticaret, varmış gibi gösterilerek ticari kazanç olarak girecek veya
10 liralık malı 100 lira, 150 lira, 200 lira göstererek aradaki farkı yasa dışı bahsin aklanmasında kullanacaksınız. Yani yasa dışı bahis parasını veya yasa dışı faaliyetten elde edilen paraları aradaki farkı bu aklamada kullanacaksınız. İşte savcının yapması gereken şey buydu. Madem bu mail order sistemiyle bir ticari işlem varmış gibi gösterilerek yasa dışı bahis paraları aklanıyor, orada siber ve güvenlik emniyete bu incelemeleri yaptırması gerekiyordu. Olayın tamamen püf noktası burası. Yani Vergi Denetim Kurulu girmemiş, çok girmesi de yetkisi dahilinde değil. Biraz girebilirdi ama esas incelemeyi yapacak olan kriminal ve siber uzmanlar. Bunları kim talep edecek, kim harekete geçirecek? Savcılık. Savcılık bu incelemeyi yaptırarak gerçekten bu mail order sistemiyle, kredi kartıyla yapıldığı görülen veya kayıtlara bu şekilde yansıtılan şeyler... mal ve hizmetler ilgilisine ulaştırılmış mı? Eğer ki bu yasa dışı bahis paraları yanında yasal faaliyetlerden kazanılan paralar da var elbette ki. Bunlar çünkü yüzlerce, onlarca şubeye sahip bu grup ve franchise veriyorlar. Oradan bir gelir elde ediyorlar. Fakat bunlar yanında ve bunlardan çok daha fazla dediğim gibi yasa dışı bahis veya yasa dışı faaliyetten elde edilen gelirlerin aklanması söz konusu. İddia bu yönde. Dolayısıyla tüm bu kredi kartı mail order sistemiyle yapılan harcamaları ki tulumbaya su o sistemle konuluyor. Bunların incelenip sonucunda iddianamenin düzenlenmesi lazım. İddianame o konuda biraz eksik kalmış. Denetim elemanlarının yani üçüncü rapor dediğimiz aklama raporu da o konuya hiç değinmemiş. Tamamen Vergi Usul Kanunu 359'a aykırılıktan rapor düzenlemiş. Dolayısıyla... ortada çelişkili işte iki belge yani MASAK ilk iki raporuyla iddianame aşağı yukarı aynı yönde. İddianame bir adım önde çünkü orada tanıklar var, gizli tanıklar var. Engin Polat'ın yasa dışı bahis sistemi içerisinde yer aldığını söyledikleri. Ama üçüncü raporda 180 derece ters orada da aklama raporu, aklama işlemi yok diyor. Yalnız altını çizelim bir konuyu da düzeltmem gerekiyor. Şimdi aklama suçu yoktur iddiası yanlış. Çünkü TCK, Türk Ceza Kanunu 282. maddeye göre, suç gelirlerinin aklanması maddesine göre alt sınırı 6 aydan daha fazla hürriyeti kısıtlayıcı her suçtan elde edilen para, mal ve değerlerin yasa dışı görüntüsünü ortadan kaldırmak için yapılan her türlü hileli işlem aklama suçunu oluşturuyor. Şimdi Vergi Usul Kanunu 359'a yani sahte fatura ki 607 milyonluk sahte fatura var bakın 607 milyon TL'lik sahte fatura düzenlenmiş. 214 milyonluk da ikinci defter düzenlenmiş, sahte defter düzenlenmiş vergi matrağını azaltmak için. Dolayısıyla 800 ki tespit edilebilen 800 küsür milyonluk bir sahte belge var, sahte vesika var, fatura var. Dolayısıyla tüm bu işlemlerden elde edilen para, mal ve değerler vergi kaçakçılığını yani 359'a aykırılığı oluşturuyor. O da cezası 8 yıl. Dolayısıyla buradan elde edilen tüm para, mal ve değerler 359'a aykırı olduğu için ve 6 aydan daha fazla bir hapis cezasını gerektirdiği için kara paradır ve aklama olayı gerçekleşmiştir. Zaten 3. raporda da Vergi Denetim Kurulu müfettişleri bunu tartışmış. Yani lafzından giderseniz evet bir aklama suçu vardır diyor. Bana göre hiçbir tereddüt yok. Burada aklama suçu yok değil. Aklama suçu var. En azından Vergi Usul Kanunu'na muhalefet yönünden var. Yasa dışı bahisle ilgili de zaten dediğim gibi Vergi Denetim Kurulu 3. raporda şartla yok demiş. O şart nedir? Ben siber ve diğer kriminal incelemeleri yapmadım. Şu andaki elde ettiğim bilgi ve bulgulara göre yok demiş. Ama o incelemeler sonucunda suç gelirlerinin aklanması ortaya çıkabilir demiş. Zaten dediği alan esas olayın püf noktası. O olayı zaten ortaya çıkartırsanız olayda bir aklama suçu var mıdır yok mudur zaten ortaya çıkacak.